Pandemi süresinde kanser hastalarının durumu nedir hocam? Maalesef, maalesef kanser hastaları pandemi sürecinden çok olumsuz yönde etkilendi. Neden? Hastalık endişesiyle hastaların herhangi bir şikayeti de olsa, maligniteyi düşündürebilecek, kanser hastalığını düşündürebilecek şikayetleri olmuş olsa da bu şikayetleri için teşhis yönüne ötelediler ve evden çıkmamak, yani hastalık daha kötü, enfeksiyon hastalığı, COVID pandemisi kötü, evden çıkmayalım derken kanser hastalarının vücudundaki hastalık maalesef ileri evrelere gitmeye başladı. Evet. İki tarafı keskin bıçak oldu burada. O yüzden bize ulaşan hastaların sayısında tabii ki bir miktar azalmalar oldu. Teşhisin konması ile ilgili de gerilemeler oldu. Uzamalar oldu teşhis konmasında. Öyle olunca maalesef kanser hastaları pandemiden çok etkilendi. Ben mutlaka şunu söylüyorum. Herhangi bir şikayetiniz varsa zaten belli kurallar vardır. Maskeni taktıktan sonra, mesafeni koruduktan sonra, hijyenine dikkat ettikten sonra mutlaka hastaneye doktor kontrolüne gitmesini öneririm. Yani evde beklemektense hastanede mutlaka bu tetkiklerin yapılması için hastaneye gitmelerini öneririm kişilere. Peki hocam kanser hastası, korona olan kanser hastası bu durumda nasıl etkileniyor? Evet, onlar da oldu. Tedavi sırasında bizim burada Avrasya Hastanesi'nin radyoterapi bölümü yaklaşık 2 yıldır bir gün daha dahi yani aksaklık yaşamadan hastalarını düzenli bir şekilde tedavi etti diyebilirim. Bu tedavi sırasında radyoterapi dediğimiz hani ışın tedavisi sırasında hastalarımızın korona teşhisi de kondu. Evet. Ve onun tedavileri de uygulandı. Orada iki hekim enfeksiyon hastalıkları ile onkoloji doktorları, iki karşılıklı hekim hasta için hangisinin öncelikle toparlanması gerektiğini birlikte karar verdik ve hastalara çok vakit kaybettirmeden öncelikle hastanın korona tedavisini, COVID-19 hastalığı tedavisini uygulandı. Ondan sonra da hastanın kan değerleri normale geldiğinde direkt radyoterapi tedavilerine devam ettiler. Evet. Böyle olan hastalarımız var ve bu süreci çok iyi bir şekilde atlattılar. Kanser hastalarının immün sistemiyle ilgili bir düşüklük olmadığı müddetçe bizlerden de onay aldıktan sonra hastaların mutlaka COVID-19 aşısının olmasını önerdik ve hastalarımız aşılandı. Çünkü dirençleri çok düşük olduğu için hastalığı atlatmaları çok daha ağır oluyor. Hastalıkla COVID-19 hastalığıyla baş etmeleri çok zor oluyor. Bunun koruma yöntemi olan aşılanmaya da mutlaka destekledik ve onları yönlendirmelerini yaptık. Onu söyleyebilirim. Evet hocam, şöyle bir duyum oluyor halk arasında, söyleşi oluyor. İşte kanser hastaları koronavirüs aşısı olmasın birbirini tetikliyor gibi birbirlerine bir durum tam var. Tam tersi. Asla böyle bir kanıya kapılmamaları gerekiyor. Çünkü aşı dediğimiz bu benim kendi branşım değil ama şunu söyleyebilirim. Hastalığı bir şekilde vücuda tanıtmak. Hastalığın kanser hastalığı olan hastalara böyle bir düşman var, böyle bir düşmanla savaşman gerekiyor diye ona bir sinyal verdirmek amaç budur. En azından vücut kendisini bu şeye karşı savaşa hazır hisseder, kendini toparlar. Tekrar gerçek hastalık geçirmeye durumu olduğunda da daha hızlı cevap verir, daha direnci yüksek olur. Asla böyle bir şey değil. Yani hastalığın COVID-19 aşısının kanser hastalığını kötü yönde tetiklediğine dair hiçbir şekilde böyle bir yaklaşıma kapılmamak gerekir. Evet. Öyle diyebiliriz.